kardeşimiz diyor ki nurculukta zikir yok ama azimendilikte zikir var. Niçin yapıldığını sormak isterim demiş. Sual var efendim. Şöyle, orada zikir var. Çünkü Kur'an'da zikir var, İslam'da zikir var. Risale-i Nur'da da zikir var. Risale-i Nur'da şimdi Risale-i Nur'da zikir yok diyenler büyük bir tarihi hata yapıyorlar. Bir tarihi hatadan kaynaklanıyor bu. Üstad Hazretleri adam toplamış, zikir yapmış mı? Yani Risale-i Nur'da zikir yokun şeyi temeli buraya dayanıyor. Üstad Hazretleri adam toplayıp zikir yapmış mı? Şahsi itibariyle Üstad Hulusi Bey'in sözünü naklediyorum. Barla'da Üstad Hazretlerine ilk ziyarete gittiği gece Üstad Hazretlerine misafir oluyor. O çam şey var ya, çınar ağacı. Evet. Avradaki kişi de misafir oluyor. Üstad buna bir yorgan getiriyor. Diyor, kehle yoktur, pireye karışma. Yani bu yorganda bit yoktur, pire olabilir, pireye karışmıyorum diyor ama kehle yoktur, kehle bit. Dedi, bana verdi diyor. Ben yattım diyor. Tabii uyumadım diyor. Yorganın dibinden üstadı gözetliyorum. Ne yapacak? Üstad Hazretleri diyor, yarım saat kadar uzandı yatağına. Ondan sonra kalktı. Abdest aldı. Ve o çınar ağacının üstüne çıktı. Orada münacata başladı. Ben de diyor hemen kalktım, abdestimi aldım, gittim arka tarafına durdum. Sonra diyor, farkında oldu tabii. Sen de mi gene Hulusi? Evet efendim dedi. Yani Üstad Hazretlerinin bizzat Hulusi Bey'in bu sözü ve Mehmet Feyzi Efendi'nin 6 sene fasılasız 24 saat yanında kalan Mehmet Feyzi Efendi'nin ifadesini söylüyorum. Üstad Hazretlerinin gecede uykusu yarım saat, 45 dakika, 1 saat, ender olarak 1,5 saat olurdu dedi. Feyzi Efendi'nin sözünü naklediyorum. Bunların sözünün naklinde Allah'tan korkulur. Söz aynen söylenir yani. Üstad Hazretlerinin gecede istirahati uyku demedi. İstirahati yarım saat, 45 dakika, en fazla 1,5 saat olurdu. Dedi ki, ben de Üstad Hazretleri kalktığı zaman hizmetinde kusur etmeyeyim diye rahleyi önüme alır, başımı rahlenin üzerine koyur, öyle uyurdum dedi. Üstad Hazretleri hareket edince hemen ibriğini hazır etmem lazımdı. Hazır olması lazımdı. Ben de öyle hizmetinde bulundum. Üstadın gecede şeyi buydu ve ondan sonra tamamıyla münacatta, tamamıyla ibadette. Ondan sonra tekrar şeye gelelim, Barla'ya. Üstad Hazretleri'nin ilk Barla'ya gittiği gece, biliyorsunuz Üstad karakol, çıkarmış karakoldan onu. Otel yok. Dağın başı, Barla dediğin köy. Köy meydanında öyle durmuş. Bundan sonra Muhacir Hafız Ahmet Efendi, Allah ona rahmet etsin, gelmiş, evine misafir götürmüş. Hanımı da kendisi gibi uyanık birisi, Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ne. Israrla üstadın üst kata çıkmasını istiyorlar. Siz alttayken üstte yatamayız diyorlar. Üstad hayır diyor. Ben üst kata çıkmam, alt katta kalacağım diyor. Artık emir şeyden üstündür derler, edepten üstündür. Üstad Hazretleri aşağıda kalıyor. İşte yine üstadın şeyi üzere bir saat, 1,5 saat falan geçince
Hafız Ahmet Efendi, Muhacir Hafız Ahmet Efendi bakıyor ki ev sallanıyor. Zelzele var. Hemen aşağı iniyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, kendi evi sallanıyor. Ve Üstad Hazretlerinin kapısına kulak veriyor. Ya hay, ya kayyum, ya hay, ya kayyum. Sağa hay dedikçe ev sağa yatıyor, sola kayyum dedikçe sola yatıyor. Aynı rivayeti Hulusi Bey anlattı yani. Kitaplarda da yazılı. Üstadın hayatı bu. Üstadın hayatı Risale-i Nur'dan başka değil. Büyüklerin hayatı kendi yazdıklarının aynıdır. Koca Şahrani öyle emrediyor. Diyor ki, ben yapmadığım şeyi kitaplarıma yazmadım. Ben yapmadığım şeyi kitaplarıma yazmadım diyor. Risale-i Nur bunların en başında gelir. Müellifinin hayatıyla birleşme noktasında. Bize Cevşen-i Kebir'e emretmiş, Delail-i Nur'a emretmiş, Evrad-ı Kudsiye'yi emretmiş, Celcelutiye'yi emretmiş. Tesbihatlarımız, bunların hepsi zikir. Zikir dediğinden ne anlıyor yani bu kardeş? Şimdi, Üstad Hazretleri niye adam toplayıp da zikir yapmamış? Bunu söyleyen adam, yani kara cahil. Buna cahil denilmez, kara cahil demek lazım. 1925'ten itibaren Türkiye'de bir kimse ben zikir yapıyorum, ben tarikatçıyım, ben şeyhim, ben müridim, ben talebeyim dediği anda divan harbe veriliyor, istiklal mahkemelerine veriliyor ve müebbetten başlayan idama kadar giden cezalar alıyordu. Ve Üstad Hazretleri kendisine mektuplarda var. Bu kardeş Risale-i Nur biliyorsa mektuplara basın. O tokatlar meselesine ben iki kişiden, bir kişiden fazla gelmeyin dedim. Üç tane Mustafa birden geldiler. Öyle demiyor. Evet. Ve onun tokadında yazıyor. Üç Mustafa geldiği zaman bir hafta üstadı sorguya çekiyorlar. Bunlar neye geldiler? Sen bunlara ne söyledin? İhtilal mı hazırlıyorsun? Araklanma mı hazırlıyorsun? Feyze Efendi'nin aynen şeyi bir hatırası. Diyordu gece Üstad Hazretleri'nin evini tam karakolun karşısına koymuşlar. Kastamonu'ya gidenler bilir onu. Şimdiki evinin herkes gidiyor orayı ziyaret ediyor. O karşısında yıkılmış bir boşluk var. Üçgen bir boşluk. Ora karakolmuş. O karakolun karşısında üstadın evinin pencerelerine perde taktırmıyorlar. İçeride bütün hareketleri 24 saat gözetliyorlar. Nöbetçi koymuşlar. Üstad Hazretleri diyor, tedirgin oldu, kalktı. Ben de hemen kalktım. Buyur üstadım dedim. Dedi ki, Feyzi bakayım saat kaç? Ben de diyor, kibriti çaktım, saate baktım. Üstadım saat şu dedim. İkinci gün beni karakola çağırdılar. Sen o kibridi neye yaktın? Kime işaret verdin? Ne demek istiyorsun? Onunla ilgili saatlerce ifade verdim diyor. Şimdi şu vaziyetteki bir idarenin altında ve Üstad Hazretleri Kastamonu'ya yine gittiği zaman 3 ay karakolda tutuluyor. Bu vaziyetteki bir insan niye insanları toplayıp zikir etmedi demek kadar yani bazı tabirler kullanmak istiyorum ama nurculara bunu yakıştıramıyorum yani. Yani zekaveti betra, geri zeka olur mu yani? Yani insan bu kadar geri zekalı olur mu? Bir kişiden fazla yanına gelse o bir kişi rahmetlik şey anlattı. Molla Hamid ta Van'dan çıkıp gidiyorlar. O günün şartlarıyla haftalar sürer Van'dan ta Emirdağ'a gitmek. Bunu bilmeyenler bilmez. Elazığ ile Ankara arası trenle 3 gece 2 gündü. O da bu 1957. 3 gece 2 gün. Elazığ'dan Ankara'ya başka vasıta yok. Tren var.
üç gece iki gün veya üç gün iki gece takarak, 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 takarak böyle gideceksin ki Ankara'yı bulursun. Bu vaziyette ta Van'dan üstadın ziyaretine geliyorlar. Terzilere, terziye söylüyorlar. Üstad Hazretleri, ben onları kabul ettim. Kardeşim bana eziyet ediyorlar. Risale-i Nur'un hizmetine mani oluyor. Ben onları kabul ettim. Talebeliğe geri gitsinler. Emir Dağı'ndan üstadı görmeden, 10 metre, 20 metre mesafeden görüşemeden geri gidenler var. Bu vaziyette üstad niye adam toprağı zikir yapmadı? Doğrusu Risale-i Nur talebesine yakışmayan bir mülahaza ve bir söz. Risale-i Nur'da zikir var. En üst mertebede zikir var. Bunun hakkında bir risale, bir kitap yazmışız. Onu zahmet edip okusunlar. Risale-i Nur İrşad Kapısı kitabını bulsunlar, okusunlar. Mustafa Bey'den isterlerse, bu mertebede oldukları adamdan isterlerse o kendilerine gönderir.